Evet arkadaşlar, bugün CHP ile alakalı iki tane konu var. Hemen onu aktarayım size. Birincisi Özgür Özel'in milletvekili kürsüsünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermiş olduğu davetiye. Başta şunu söyleyelim. O davete zaten katılmayacaktınız. Bu kesindi yani. İsterseniz altın kaplamayla gönderilse yine de katılmayacaktınız. Ama Özgür Özel gibi hadsiz, kendini bilmez, bakın aşağılık bir böylesine bir harekette bulunmak ancak onlar gibilere yakışır. Sen Cumhurbaşkanından sonra Türkiye'yi yönetmeye aday ikinci partisin. Bu ülkenin %19'da %23 kitlesine hitap eden büyük bir partisin, büyük bir kesimsin. Ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcısısın. Yani bu ülkede millete örnek olman gerekirken millet seni takip ediyor, senden örnek alıyor, senden Hicaz alıyor. Sen kalkıyorsun kendi Cumhurbaşkanının, Türkiye'nin Cumhurbaşkanının hem Türkiye'nin içerisine hem de dünyaya karşı onun göndermiş olduğu davetiyeyi ellerinle paçavra gibi yırtıp ayaklarının altında eziyorsun. Bu senin kendi terbiyesizliğin olabilir. Ama bütün dünya seni izliyor, senden ders alıyor. Türkiye'deki bütün o senin takipçilerin senin yapmış olduğun o davranışa, senden o görmüş olduğu o davranıştan sonra o da sosyal medyada senin davranışına karşı tavır sergiliyor, senden güç alıyor, Hicaz alıyor. Şimdi derler ya, hani arıyla uçan bala, sinekle uçan boka konar derler ya, o hesap. İşte sen şimdi Türkiye'nin başına bir hani lider olsan, bu ülkeyi yönetecek olsan, senin gibi böyle bir küfürbaz, böyle bir yani ahlaksız, böyle terbiyesiz bir insanın, düşünün ki ne, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün diyoruz hani 100 yıllık, ne 100 yıllık, 1000 yıllık, 2000 yıllık, ezelden bugüne kadar, dünya kurulduğundan bugüne kadar yaşamış olan Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi senin gibi bir ahlaksız birisi olabilir mi? Böylesine edepsiz bir kişi bizi temsil edebilir mi? Yani böylesine ahlaksız birisi. Milletin sana vermiş olduğu, ödemiş olduğu vergilerle aldığın maaşınla milletvekili kürsüsüne çıkıp o Cumhurbaşkanının davetiyesini yırtıp ayaklar altına alıyorsun. CHP'de 3 tane isim var ahlaksız, küfürbaz, terbiyesiz. Birisi Engin Özkoç, bir tanesi Özgür Özel, birisi de Faik Öztrak. Hakaret, küfür, terbiyesiz, hepsi bel altı. Ya bunlar, düşünün, çoluk çocuğunuz var, kızınız var, oğlunuz var. Böyle ahlaksız insanların sizi yönetmesini, daha muhalefet iken böyleler, lider olurlarsa Türkiye'yi nasıl yönetirler? Varın siz gerisini hesaplayın. Onun yapmış olduğu o terbiyesizlik asla Türkiye'ye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor. Hele hele de Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP partisine asla yakışmıyor. Ama CHP'ye oy veren seçmeni nasıl yakıştırıyorsa orasını bilmem. Onlar galiba herhalde böyle küfürbaz, böyle adapsız, edepsiz, böyle insanları çoluğuna çocuğuna örnek teşkil ediyor ki ne, oy vermeye devam ediyor. Birincisi buydu, bu ahlaksızdı. İkincisi, bakın biz iktidar yanlısı olarak sizin deyiminizle bize ne diyorlar? Yandaş, yalaka, mesela A Haber'e, TGRT'ye, Kanal 7'ye, Ülke TV, Kanal 24, buna benzer TRT'ye bile ne diyorlar? Yandaş, iktidar yanlısı, iktidarın yalakası, bilmem ne falan filan diyorlar. Bu kadar söylüyorlar. Bize bunu söylüyorlar. Başka bir şey diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. Ama biz onlara ne diyoruz bak? Halk TV, Fox, Tele 1, Sözcü, Cumhuriyet, T24, Oda TV'si, hepsi bak, bunlar hepsini söylüyorum. Hepsine. Bunlar hem yandaşlıkları var. Bize dedikleri yandaş, yalakalıkları var. Aynı şekilde devamını söylüyorum. İftiracı. İftira atıyorlar. Yalan haber yapıyorlar. Yanlış haber yapıyorlar. Çarpıtıcılık yapıyorlar. Besleniyorlar. Onları fonlayan batılı güçlerden beslenmelerini yapıp onların isteği doğrultusunda haber yapıyorlar. Avrupa'nın doğrultusunda vatan hainliği yapıyorlar. Küfür, hakaret, saygısızlık, her şeyi yapıyorlar. Bir tane resim koyuyorlar. Bak, resimi koyuyorlar, bir tane resim.
koymuş oldukları resmin anlamı başka, altına veyahut da başına yapmış oldukları başlık çok başka. Yani olan olayı çarpıtmak, iftira, karalama, ihanet, hakaret, her şey var. Bak bunlarda her şey var. Bak biz bunları diyoruz ki yalancı, iftiracı, hakaretçi, her şeyi söylüyoruz. Bunlarda hepsi var. Yapmadılar mı? Yaptılar. İspatlanmadı, ispatlandı. Ceza aldılar mı? Aldılar. Hep bütün her gün ceza alıyorlar. Akıllanıyorlar mı? Akıllanmıyorlar, ustanmıyorlar. Bize sadece yandaş ve yalaka diyebilirler. İktidar yanlısı. Allah'a şükür ki bizim onlar gibi iftira, hakaret, böyle terbiyesiz şeylerimiz yok. Sadece bunu söylüyorum ki ne, buradan anlayın. Gazetecilikten, televizyonculuktan, ahlaktan, terbiyeden, ardan, adaptan buradan izleyen anlasın. Kim terbiyesiz, kim yalancı, kim rüşvetçi. Hepsinde bak. Hepsi Atatürk'ü sömürüyorlar. Kitap yazıp satıyorlar. Villaları var kaçak. Fabrikaları var kaçak. Devlet arazisine çöküyorlar. Belediyelerde bütün ihaleye fesat karıştırma, kendi yandaşlarını yerleştirme, HDP'nin bilmem kaç tane destekçilerini, parti yöneticilerini İstanbul'da, İzmir'de, hatta FETÖ'cüleri meslekten ihraç edilmişleri, nasıl zabıta olarak görev aldıklarını, iş verdiklerini, memurluklarını hani devam ettirdiklerini hepsini ispatlıyoruz, söylüyoruz, gösteriyoruz. Hep kimlere hizmet ettikleri, sokağa karıştırmak, halkı galayana getirmek, ekonomiyi allak bullak etmek, devlete zarar vermek, devlet malına zarar vermek, her şeyleri var. Hepsini söylüyoruz bak. Her şeyleri var, delilli ispatlı. Onlar bize ne diyor? Sadece yandaş. Başka bir şey diyemiyor. Allah'a şükür ki izleyenler de kendileri kararını versin. Kim gazeteci, kim ahlaklı, kim ahlaksız. Buradan herkes anlasın ki ne? Kimin ne kadar günahı var, kimin ne kadar sevabı var. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ha, bu arada son şunu da söyleyip, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu suya tekrar zam geçirmiş. Hepinize geçmiş olsun. İstanbul'da yaşayanlar artık katlanacaksınız. Yapacak bir şey yok. O da Ekrem amcanızın size sürprizi.